Din sorgulanabilir mi yoksa sorgulanamaz mı sorusunun cevabına direkt sorgulanabilirdir veya sorgulanamazdır demek çok fazla mümkün değil. Çünkü öncelikle burada din kavramına olan bakışımızı netleştirmemiz gerekiyor. Türk Dil Kurumu'nun sitesine girip din nedir diye yazdığımızda 3 tane tanım görüyoruz. Bu 3 tane tanımın 2 tanesi Tanrı'ya yönelik tanımlar ama 3. tanım benim daha çok beğendiğim ve benimsediğim bir tanım. Orada şu şekilde söylüyor. İnanılıp çok bağlanılan düşünce veya kült olarak, ülke olarak belirtilmiş. Şimdi burada inanılıp çok bağlanılan düşünce ve inanç olarak dini tanımladığımızda aslında sadece İslam, Hristiyanlık gibi şeylerin din olmadığını, inanılıp çok bağlanılan bütün düşüncelerin din adı altında tanımlayabileceğimizi bize gösteriyor. Halbuki biz din dediğimizde direkt Tanrı'ya yönelik bir olgu olarak dini algılıyoruz. Ancak bu tanımdan hareketle ben Marksizmi veya Leninizmi de bir din olarak tanımlayabilirim. Yani illa bir Tanrı'ya ihtiyaç duymam gerekmiyor. Şimdi inanılıp çok bağlanılan bütün düşünceleri din olarak tanımladığımızda, daha doğrusu bu akımları diyelim din olarak tanımladığımızda, dinin saf olarak, sabit olarak sorgulanamazdır gibi bir tanım yapmamız din üzerinden çok fazla bana mantıklı gelmiyor. Çünkü bugün Marksizm sorgulanabilir mi veya Leninizm sorgulanabilir mi diye sorduğumuzda Marksist veya Leninist insanlar bunun bu tanımı çok fazla, daha doğrusu bu cevabı çok fazla kabul etmeyeceklerdir. Öte yandan şöyle bir durum var. Birçok dinin, yani özellikle İbrahimi dinleri düşündüğümüzde çok fazla mezhebi var. Hem İslam'da hem Hristiyanlık'ta çok fazla mezhep olduğunu biliyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Din dediğimizde, mesela ben dinle alakalı bir tanım yaptım az önce ama genel olarak Türkiye'de birine din nedir diye sorduğumuzda direkt aklına İslam gelir. Çünkü İslam'la yetiştirilmiş bir bireydir. İtalya'da bu soruyu sorduğunuzda aklına Hristiyanlık gelebilir. İsrail'de sorduğunuzda aklına Musevilik gelebilir. Dolayısıyla yaşadığınız coğrafyaya göre dine olan bakış açınız ve din nedir sorusuna olan yanıtınız değişebilir. Dolayısıyla din sorgulanabilir mi diye sorduğunuzda öncelikle din kavramını kafanızda oturttuğunuzda bu soruya verebileceğiniz cevaplar değişebiliyor. Bir de şöyle bir durum var, az önce bahsettiğim. Birçok dinin birçok mezhebi var. Dolayısıyla birçok dinin birçok mezhebi olduğu için şöyle bir sonuçta çıkarılabilir. Birçok dinin birçok mezhebi varsa, özellikle İbrahimi dinler için bunu söyleyebiliriz. Hatta Satanizm için bile bunu söyleyebiliriz. Birçok mezhebi vardır Satanizm'in de. Şimdi bir dinin bu kadar çok mezhebi varsa demek ki dinin sorgulanabilir olduğu sonucunu buradan çıkarabiliriz. En azından kısmen. Çünkü eğer sorgulanamaz olsaydı bütünüyle bu kadar çok mezhep neden olsun? Tabii öncelikle ben İslam'dan bahsedeyim burada. Niye mesela İslam'da mezhepler var? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler gayet net. Mesela gıybet etmeyin. Bu çok net bir ayet. Bunun üzerine herhangi bir sorgulama da gerçekten de bulunulamaz. Ama bazı ayetler var ki ucu açık. Yani biri okuduğunda bir şey anlarken öteki okuduğunda başka bir şey anlayabiliyor. Farklı sonuçlar çıkarabiliyor. Dolayısıyla mezhepler de burada ortaya çıkıyor. Yani bir imam çıkıyor. Ben bu şekilde anladım diyor. O anlayan kişinin inancına yakın kişiler farklı bir mezhep oluşturuyor. Öteki kişi başka anlıyor. Onun anladığı şekilde inanan insanlar da farklı bir mezhep oluşturuyor ve bunlar yüzyıllar boyunca evrilerek şu anki mezhepler halini alıyor. Ama bu açıdan baktığımızda en azından dinin sorgulanabilir olan bir tarafı olduğunu görüyoruz. Peki neden sorgulanamaz din? Sorgulanamaz kesinlikle üzerine konuşulamaz bir konudur. İnanacaksın, kapatacaksın mevzuyu diyor bazı insanlar. Şimdi bunun iki yönü var. Bir tanesi dini hakikaten de böyle dogmatik olarak gören bir grup var. Bu Türkiye'de de var, dünyada da var. Yani din budur, bu şekilde inanıyorsan inan, inanmıyorsan işte inanma diyen insanlar var. Şimdi bunlar, bu insanlar daha doğrusu bazı şeyleri çok sabit görüyorlar ve hani net kurallar etrafında birleşmiş insanlar. Şimdi tabii ki de hiç kimse, hiçbir Müslüman kalkıp namaz yoktur dinde diyemez. Gerçi onu diyenler de var, ayrı bir konu ama en azından bazı ayetler üzerine kimse bir sorgulamada bulunamaz, doğru. Ama bazı ayetlerin farklı anlamları ve farklı çıkarımları olabilir. Bu insanlar bunu görmeyip sadece sabit bir şekilde sorgulanamaz olan tarafına konsantre olup diyorlar ki bunun üzerine tartışmada bulunulamaz. Birazcık korku zannederim ki şu oluyor. Bunun üzerine tartışılırsa yani bir gün Tanrı var mıdır yok mudur veya Allah var mıdır yok mudur onun üzerine de tartışılır. En iyisi bize çok hiç o konuyu açmayalım. Direkt sorgulanamazdır diyelim. Mesele bitsin. Ama insanların aklı
sorguladığı için, insanlar din üzerine sorular sorduğu için sorgulanamaz olması zaten mümkün değil. Çünkü zaten insan subjektif bir varlık olarak sürekli sorular sorar. Bu soruları dine de sorar. Tanrı var mıdır yok mudur? Bunun üzerine de sorar. Dolayısıyla siz dine hayır sorgulanamazdır deseniz bile zaten tabii olarak kişisel bir mesele olduğu için doğal olarak sorgulanacaktır. Bir de bunun hiç dinle alakası olmayan bir kısım var. O da şu. Dini sorgulanamaz kabul edip din sorgulanamazdır. Kesinlikle bilim ne diyorsa biz ona inanalım diyen bir grup vardır. Bu düşünce sistemi doğrudur ama zararlı sonuçları da olabilir. Mesela Richard Dawkins diye bir adam var. Dünyaca çok meşhur bir bilim insanı ve biyolog kendisi. Onun mesela Tanrı Yalgısı kitabını okuduğunuzda Tanrı'nın yok olduğunu tabii ki söylüyor. Daha doğrusu Tanrı'nın bir yanılgı olduğundan bahsediyor. Ama Tanrı'ya karşı da bir nefret var. Şimdi yok olan bir şeye bu kadar çok nefret niye var? Ben bunu çözülmüş değilim. Bir açıdan da şöyle bir mesele var. Naturalizmi bir Tanrı ilan etme felsefesi var. Yani bazı bilim insanlarında bunu duyarsınız. Kendisi ateisttir, bilim insanıdır. Çok da saygın insanlar var bunların aralarında. Ama şu şekilde cümleler duyarsınız onlardan. Doğa bunu yapıyor. Doğa bize bunu söylüyor. Doğa intikamını alacak. Doğa ne kadar muhteşem. Hep doğaya bir atfetme vardır. Yani doğa bunları yapıyor. Evet ama herhangi bir şeye, herhangi bir olguya bu kadar çok anlam yüklediğinizde ister istemez o doğa da sizin gözünüzde tanrılaşmış oluyor. Dolayısıyla artık o da sizin gözünüzde, sizin bilinçaltınızda sorgulanamaz bir noktaya doğru gidiyor. Yani bunu doğa yapıyor. Doğa, sürekli doğa dediğiniz zaman bir nevi onu da tanrılaştırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla o kişiler dini sorgulanamaz olarak görseler bile kendi içlerinde naturalizm tanrısını yarattıkları için o inandıkları naturalizm tanrısına yani doğaya inanmış oluyorlar. Dolayısıyla dinin sorgulanabilir olup olmadığı meselesi de burada netleşiyor. Yani aslında siz bir şeyi sorguluyorsanız o sorgulanabilirdir. Bu din olabilir, başka bir şey olabilir, hiç önemli değil. Bir de din deyince belki Dawkins'in aklına net olarak sadece İbrahim'i dinler geliyor olabilir. Ama benim az önce yaptığım tanımda, hatta TDK'nın tanımına göre, yani burada illa TDK'nın tanımı doğrudur diye söylemiyorum. Benim de düşünceme bu çok uygun. Yani inanılıp çok bağlanılan bütün akımlar dinin kapsamına girer. Yani şöyle bir tanımlama vardır mesela işte bütün savaşlar din yüzünden çıkıyor gibi böyle bir söylem vardır. Marksist grupları biz nereye koyacağız? Şuraya koyabiliriz. Çünkü Marksizm de bir din. Leninizm de bir din. Dolayısıyla inanılıp çok bağlanılan her şey üzerinden zaten savaş çıkabilir. Buradaki eleştirmemiz gereken konu direkt fanatizmdir. Yani bu insanın yapısıyla alakalı bir şey. Belki okumuşsunuzdur, belki bilginiz vardır. Bir maymun grubu içinden çıkan bir maymun var ve o bulunduğu grubu satıyor. Yani gidiyor, başka bir gruba gidiyor. Daha sonra tekrar grubuna geri dönüyor ve o maymunlar o kişiyi, daha doğrusu o maymunu öldürüyorlar. Yani burada bir kıskançlık durumu var. Şimdi bu da bir kendi içlerinde maymunların yaşadığı bir şey. Ortada bir din diye bir olgu yok, hiçbir şey yok ama aralarında böyle bir durum var. Dolayısıyla bu insanın yapısıyla alakalı, dinle çok fazla alakalı olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Dinin buraya bir meze yapıldığını düşünüyorum açıkçası. Ama hem naturalizm tanrısı hem de böyle çok koyu, çok kökten dinci insanların oluşturduğu tanrı fikri ve onun peşinde bir fanatik olguyla hayatlarını devam ettirmeleri ikisi de zararlı. Dolayısıyla aslında burada eleştirmemiz gereken şey dinin kendisi değil, direkt fanatizmin kendisi olmalı. Bunu her şeyde verebiliriz. Ama özet olarak şunu söyleyebilirim. Ben dinin, tabii ki bunun net bir cevabı yok ama kısmen sorgulanabilir bir olgu olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi ister İslam açısından bakın, ister öteki açılardan bakın. Sorgulanamaz belli cümleler, belli ayetler belki vardır, net ifadeler vardır. Ama bunların dışında elbette üzerine düşünebileceğimiz, sorgulayabileceğimiz başka şeyler de vardır. Kaldı ki hani çok klasik, çok basit bir söylem üzerinden gidelim. İşte bunu ben aslında çok fazla kullanmıyorum ama şöyle kullanan insanlar da var. Ya İslam'ın neresi sorgulanamaz? İşte okuyorsun Kur'an-ı Kerim'i, size düşünün diyor. Bakın işte düşünmeyi emrediyor. Dolayısıyla sorgulanabilir diyen insanlar da var. Hani ben bu
Argümanı çok fazla kullanmayı sevmiyorum ama bir yandan da doğru. Çünkü mesele şudur. Yani siz sadece alıp Kur'an ayetlerini ezberlersiniz, hadisleri ezberlersiniz. İşte namaz kılarsınız. Bu sizi belki dindar yapar ama dini sorgulayan biri yapmaz. Yani üzerine düşünüp o işte asıl taklidi iman değil de tahkiki iman dediğimiz noktaya getirmez. Ama gerçekten memleketi böyle İmam Hatip liseleriyle değil de gerçek sağlam ilahiyat fakülteleriyle doldurursanız o zaman dinin gerçekten sorgulanabilir olup olmadığı ortaya çıkar. Bizim ülkemizde ne yazık ki ilahiyatçı deyince böyle aklımıza din hocaları geliyor. Halbuki ilahiyatçı dediğin kişi teoloji bilimini bilen ve bütün dinleri bilen, bu bütün dinler üzerine araştırmalar yapan kişi anlamına geliyor. Ne yazık ki bizim ülkemizde ve bizim gibi ülkelerde ilahiyat fakültelerinden böyle insanlar çıkmıyor. Sadece Kur'an'ı bilen insanlar çıkıyor. Dolayısıyla bu da aslında din diye bizim anladığımız İslamiyet'i sorgulanamaz yapıyor. Ne zaman ki dini sorgularsak, asıl olarak o işte bütün gazetelerde veya sosyal medyada gördüğümüz işte Türkiye'nin %99'u Müslümandır, şu kadar Müslümandır gibi araştırmaların asıl sonuçlarını o zaman görebiliriz diye düşünüyorum. Sadece din değil, bütün her şeyi sorgulayabildiğimiz bir gelecek diliyorum.